vejeteryan. Aynen. Ya? Evet bakın abi burada bu ablamız burada pişiriyor. Evet makine yağında güzel güzel börekler kızartıyor böyle. 10 numara börekler yapıyor. Burada Java Adası'nda yaşayan bir Türk vatandaşı bu uçuşumu karşıladı, bu uçuşumun sponsoru oldu. Asya'da faytonları gördüm, çok şaşırdım gerçekten, çok şaşırdım böyle. Bakar mısınız? Abi ortalık yanıyor şu an. Bayağı bir kalabalık var bakın. Millet kendini dışarı atmış. Bir alışveriş var, bir yeme içme var. I hope everything okay. People okay. Evet. I love to. Thank you very much. Thank you very much. Türkiye'yi çok seviyorum diyor arkadaşlar. Endonezya Bali'den herkese merhaba. Şimdi bu videoda evlerinize Endonezya'nın Bali adasından konuk oluyorum. Fakat şu an Bali adasında bir havalimanındayım. Havalimanından yaklaşık bir saat sonra Java Adası'na bir uçuş yapacağım. Yogyakarta isminde bir şehir var. Çok da ilgimi çekti. Biraz araştırdım. O şehri biraz keşfedelim. Sonra Java Adası'nda farklı birkaç tane şehre, farklı noktalara ulaşalım. Şimdi bu uçuşumun bir sponsoru var. Endonezya'nın Java Adası'nda Semarang şehrinde yaşayan bir Türk vatandaşı Akif. Daha önceki videodan hatırlayacaksınız. Uçağımız kalkacak. Yogyakarta şehrine ineceğiz ve Yogyakarta şehrinin İçinden, altından, üstünden, her yerinden bir geçelim. Ne diyoruz? Endonezya, Java Adası, Yogyakarta videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet şimdi kapımız açıldı şöyle. Aşağı indik, uçağa doğru geçeceğiz. Burada bekletiyor şimdi bizi. Şimdi buradaki uçuşum şöyle. Java Adası'na gidiyorum ben Bali Adası'ndan. Java Adası'nda da Yogyakarta veya Yogyakarta'da diye söylenilebiliyor. Yaklaşık 1 saati bir uçuşum olacak. 1 saat 15 dakika gibi ama bölge biraz daha böyle farklı bir bölge aslında. Yine Endonezya'ya bağlı fakat Endonezya'ya bağlı olsa bile kendi yönetim kararlarını alabilen özel bir bölge. Kendi krallığı olan bir şehir aslında Yogya şehri. Şimdi benim de çok dikkatimi çekti. Çok da ilgimi çekti. Nasıl bir şehir, nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum şu an. Ayrı bir krallığı olduğu söyleniliyor. Bir iki gün bakalım bir Yogya'yı bir inceleyelim. Nelerle karşılaşacağız? Yogya? Yogya. Yogya. Okey. Yogya, Yogya. Yani burada bu şekilde söylüyor bu arkadaşlar. Uçağımıza birazdan bineceğiz. Lion isminde bir firmayla uçuyorum bu arada. Evet arkadaşlar, Java Adası'na indim. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir uçuşla. Şu an Yogya şehrindeyim. Burası dediğim gibi bir krallık aslında. Özel bir bölge. Şimdi tren istasyonuna doğru ilerliyorum. Şimdi Yogyakarta şehri aslında Bali'nin farklı bir versiyonu gibi. Yine yeşillik, çok güzel bir doğası var. Evet şimdi tren biletimi aldım abi böyle şöyle. Yogyakarta'dan Maliboro durağında ineceğim. 20 bin rupiye aldım. Yardımcı oldu arkadaş sağ olsun. Şöyle bir bekleme alanı burada. Trenin gelmesine yaklaşık 1 saat 15 dakika var. Trenin gelmesini bekleyeceğim maalesef. Sık sık tren yokmuş. Belli saatlerde tren geliyor. Trene bindim biraz. 1 saate yakın bekledim. Yaklaşık bir 45 dakikada yolum sürecek. Sanırım son durakta ineceğim. Maliboro isminde bir durakta ineceğim. Şu an Yogyakarta'dayım. Bakalım gidelim nasıl bir şehir. Oradan da farklı bilgiler aktaracağım. Birazdan tren hareket edecek. Bakalım bir tren hareket etsin. Yaklaşık 45 dakika sonra şehir merkezindeyiz. İlk defa gidiyorum. Çok fazla giden yok gezginler arasında bu şehre. Trenimiz böyle şu an. Bayağı bayağı uzun bir tren. Yaklaşık 20 vagonu var. Abi geldik Maliboro durağına. Son durak
trenden indim. Şimdi şehir merkezine doğru ulaştığım zaman tekrardan açacağım kamerayı. Evet, şimdi kaldığım hostele geldim, daha doğrusu otele geldim. Güzel bir yer ayırmış Akif Bey. Teşekkür ederim kendisine. Şöyle Otel Citra Inda diye bir nokta. Şimdi buradan böyle bir caddenin üzerindeyim. Tabii hava da artık kararmaya başladı. Tabii buraya gelene kadar biraz zaman da aldı. Abi ortalık yanıyor şu an. Bayağı bir kalabalık var bakın. Millet kendini dışarı atmış. Bir alışveriş var, bir yeme içme var. Bu kadar kalabalık olacağını hiç sanmıyordum. Gelirken böyle bir kalabalık yoktu. Bakın şöyle at arabalarından tutun. Onun haricinde şöyle küçük tuk-tuklar var. Şöyle bir meydan gibi bir yere geldim burada ben. Sağlı sollu yeme içme giysi üzerine pazarlar falan var. Şöyle bir taraftan da içeri giriyorum. Akşam saati ama biraz görüntü aktarmak istiyorum size buradan. Yogyakarta bölgesindeyim şu an. Şimdi burası giysi pazarı sanırım. Şimdi buradan bir içeriye doğru bir girelim bakalım neler var. Bir görelim. Bayağı bir kalabalık yani. Bu saatte böyle bir kalabalık olması enteresan geldi bana. Sağlı sollu kıyafetler. Halkın buradaki çoğunluğu muhtemelen İslam dinine ait, Müslüman olarak geçiyor. Böyle bakın sağlı sollu bayağı bir yoğun bir alışveriş temposu devam ediyor burada. Biraz hızlı hızlı geçiyorum ama çünkü esnaf kalabalık, alışveriş yapıyorlar. Ne ilginç. Böyle kıyafetler, tişörtler. Mangamışlar, asesuar istemişler. Şöyle bakın. Bu tişörtler mesela 51 rupi. Fiyatlar falan da uygun. Bon appétit. Afiyet olsun baba. Bu taraftan da şöyle hediyelikler, bileklikler. Bakın bunlar fiyatları falan baya bir diğer bölgelere göre fiyatlar burada, kıyafetler dahil, yeme içme de dahil, bayağı uygun. Şimdi burada böyle şekerlemeler falan var, ne olduğunu bilmiyorum ama. Şöyle, bunu birkaç noktada gördüm, bunun ne olduğunu bilmiyorum, böyle kurabiye gibi bir şey herhalde. Hello. Hello. What's up? What is this? This is nedir bu? The name is Babyan. Babyan. Yeah, this is traditional from this city. Traditional. Yeah. He, buranın yöresel. Sweet? Just a little bit sweet. Little bit. Because inside they have mung bean. Az tatlıymış. What? Mung bean. Mung bean. Mung bean. 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 Mung bean. You know, like green peas. You know green peas. Yes. Similar to green. Bakalım şöyle tadına bir. You are YouTuber. Az tatlıymış. Yes. Kurabiye gibi bir şey. İçindeki tadı almaya çalışıyorum ama. Peki anlam vermedim. I'm from Türkiye. 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 Yes. How much money? For one piece. One box. Bir kutu ne kadar? One piece only 1000 rupiah. 1000. Yeah. Kurang dua yang campur. Aku tiga. Evet. Tadına baktım. Fena değil. This what is this? It's mochi. Small? Mochi. This is traditional. 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 Because I sell the traditional food. Okay. Bakalım bir kutu bir şeyler alalım bakalım. Şimdi arkadaş, what is this? Cheese. Flower. Original cheese. Original. This, o neymiş? This is, I call this one durian. Durian, meyveli. You don't know durian? He. And this is chocolate. Çikolatalı. Durian meyvesi. Strawberry. Çilekli. And then black bean.
What? Black bean. Black bean. Yeah. Fruit. Neymiş o vegetable. Black bean? Ha. Vegetable. Sebze. Sebzeli. Black bean diye bir sebzeli. Okay. Thank you. Teşekkürler babaş. Şimdi parasını verelim be. Bu 15 bin rupi. Ben 20 bin rupiyi verdim. 5 bin rupiyi de bu arkadaş bana verdi. Thank you very much. Yes, thank you. Bye bye. Bye, thank you so much. Bye. Şimdi devam ediyoruz abi. Bakalım tadına. Vaktim gelse ama fena da değildi. Meyveli bir kurabiye tarzında bir şey. Biraz yavan bir tadı var. Alışık olmadığımız lezzetlerde ama olsun. Yine de devam edelim şöyle. Bakalım burada başka neler var. Hello. Evet, buradan bir çıkışa doğru geçelim bakalım. Diğer karşı tarafta neler var? Merak ettim. Bayağı oldukça yoğun bir kalabalık var ama. Ve herkeste bir alışveriş telaşı var. Anlamadım. Böyle hani Türkiye'de olur ya bayram havası. Bayram havasında insanlar bir alışverişe çıkarlar. Onun gibi bir alışveriş telaşı var. İlginç. Acaba özel bir gün mü? Bir herhangi bir kutlama mı var, bir şey mi var diyeceğim ama herhalde her gün aynıdır diye tahmin ediyorum burada. Bakın şöyle dışarıları tıklım tıklım dolu ya. Acayip bir yoğunluk var şu an. Akşam saati. Muhtemelen herkes yemeklerini dışarıda yiyor. Bütün mekanlar dolu çünkü. Yemeklerini yedikten sonra böyle alışveriş moduna giriyorlar. Eğlence moduna giriyorlar. Çok relax insanlar, çok rahat insanlar. Bu Yogyakarta bölgesinde yok ya dedikleri bölgeye geldim. Burası zaten başlı başına bir krallık. Farklı bir kültür. Evet, burada bir India fast food var bakın. Hindistan yemekleri hazırlayan bir kebapçıya denk geldim. Vay 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 vay. Hello. Baba sen ne varsın burada ya? What is this? Chicken? This is a chicken and this is a chapati, roti chapati India. Oh, yeah. Bread, very yeah, nice. And this is nasi biryani. Nasi basmati. And this is samosa India. What? This is samosa India. Börek börek ya, tarzı bir şey. Vejetaryen. India, yeah. Vejetaryen börek. Yeah, yeah, yeah. Vejetaryen. Aynen. Yeah. Evet, bakın abi burada, bu ablamız burada pişiriyor. Evet, makine yağında güzel güzel börekler kızartıyor böyle. 10 numara börekler yapıyor. Burada fasulye pişiriyorlar burada bakın. Yine makine yağında. Böyle güzel bir Hindistan fast food'u. Aynı zamanda bu arkadaşlar burada bir mağaza olarak da çalışıyorlar. Gördüğünüz üzere. Gayet güzel. Bu Hint müzikleriyle falan fena. Türkiye. Oh, Türkiye. I'm sorry. Yes. I'm so heartbroken when I see Turkey. Yes. Yes. Okay. I love Turkey. I hope everything okay. People okay. Right. I love Turkey. Thank you very much. Thank you very much. Türkiye'yi çok seviyorum diyor arkadaşlar. Yeah. Bye bye. I pray for Turkey. My Allah. What? What's your name? Adam Khan. Arman. Yeah, I'm from you from you India. From I'm India. I'm India. Yeah, I'm thank bye-bye. You, bye bye. Give me my WhatsApp. Yes, kartını verdi bu arkadaşım böyle. Thank you. Bye bye. Hindistan müzikleriyle beraber. Böyle çok da ucuza satıyor aslında bu yemekleri bakın burada ama zehirlenme garantili. Bunların baharatları çok ağır olduğu için yediğiniz zaman zehirlenme ihtimaliniz çok yüksek. Aynı şekilde burada marketler falan da var. Hangi marketler var burada? Şimdi isim olarak Alfa Market isminde marketler mevcut şu an burada. Birkaç tane bu şekilde market gördüm. Indo Market var yine aynı şekilde. Bütün mekanlar neredeyse full dolu. Yani inanılmaz bir kalabalık var. Herkes dışarıda. Herkes bir alışveriş çılgınlığı içerisinde. Marketler dahi full dolu. Burada her akşam bu şekilde oluyormuş. Her yer hınca hınç doluyormuş buralarda. Gerçekten ilginç. Bakalım burada ne var?
Şurada bir menü var. Burada bulursam eğer nasi goreng, burada yiyeceğim. Evet, burada var sanırım. Evet abi, şimdi yol iyice tıkandı, bakın şöyle. At arabaları geçiyor. Böyle enteresan bir noktaya, dar bir cadde. Sağlı sollu seyyar satıcılar, yürüyen insanlar, insanların burada sosyalleştiği nokta. Bu saatlerde hem sosyalleşiyorlar, yemek yiyorlar, bakın şöyle at arabalarını. Gerçekten çok enteresan, çok farklı bir kültür bana göre. Asya'da faytonları gördüm, çok şaşırdım, gerçekten çok şaşırdım böyle. Bakar mısınız? Bir de böyle dediğim gibi tuktuklar var, bunlar da çok enteresan. Şimdi nasıl goreng dediğinden yemekten sipariş ettim. Şöyle göstereyim size. Bu pilavı tavada böyle kızartıyorlar. İçerisinde sebzeler var. Üzerine ben sos ekledim. Şöyle hafif bir acı sosları var. Ve yumurta da var içerisinde ve tavuk da var. Böyle enteresan, değişik bir ürün. Şimdi tadına bakalım. Bir karnımızı doyuralım. Gezmeye devam edelim. Abi akşam saatinin kalabalığına bakar mısınız? Baya bir full artı full. Bütün caddeler şu an baya bir dolu. Marketler dahi dolu yani. O kadar çok insan var ki sağda solda. Oldukça yoğun bir kalabalık var her yerde. Burada gördüğünüz gibi bu ulaşım hizmetini sağlayan arkadaşlar. Bunlara bir belli ücret karşılığında kira alıyorsunuz. İstediğiniz yere giriyorsunuz. Taksi gibi düşünün. Bu tatlı olayı burada bayağı bir yaygın. Benim az önce aldığım bir tatlı çeşidi vardı. Onların farklı çeşitleri falan da var burada. Şöyle 15 bin rupi. Şekerlemeler falan. Bakın şöyle. Değişik. Kıyafetler falan da çok uygun burada gerçekten. Şaşırdım ama ya. Bayağı bir uygun fiyatları var. Evet, burada nalbur tarzı bir yer var şöyle. İçeri giriyoruz. Biraz daha böyle cadde üzerinde yürümeye devam edelim. Evet, KFC burada göreceğimi sanmıyordum. Çünkü burada çok fazla böyle tavuk tüketildiği için hani kendileri çok fazla pişmiş tavuk yapıyorlar. Görebileceğimi pek sanmazdım ama burada KFC de gördüm. Vallahi helal olsun. Ve KFC şu an tıka basa dolu. İçeri gireyim bakalım fiyatları ne var ne yok. KFC'den doğru şöyle. Evet, bir yoğunluk mevcut ve sıra var ya, bakın. Fiyatlara bakalım şöyle bir. Sorry, excuse me. Excuse me. Fiyatlara bakalım abi şöyle. Ne var burada? Evet, 51 bin rupi. Şöyle tavuk var. 57 bin rupi burgerler falan var. KFC'de. Böyle tatlı menüler var. 90 bin, 100 bin rupi. Fiyat ortalaması aslında normal. Tabii Yogyakarta bölgesine göre biraz fazla olabilir. Çalışan arkadaşları görüyorsunuz. Yöresel kıyafetler burada oldukça rağbet görüyor. Şimdi, evet, dışarı doğru çıkalım. Fiyatlar normal skala civarında aslında. Mesela bakın şöyle 54.545 rupi, 2 tane kola, 2 patates, 2 tane de chicken burger. Gayet güzel. Burada yine bir eğlence, bir gürültü patırtı var. Bakalım ne var burada. Dikkatimi çekti. Bakalım şöyle bir. Bir şeyler yapıyorlar, bir müzik yapıyorlar burada. İnsanlar toplanmışlar burada, müzik dinliyorlar. Devam edelim. Evet, dediğim gibi yani oldukça bir yoğun bir kalabalık var. Bayağı bir yoğunluk var. İnsanlar burada sosyalleşiyorlar, eğleniyorlar. Vakit geçiriyorlar, akşamlarını güzel geçiriyorlar. Herkes ailesiyle çıkmış. Gezip tozup eğleniyor burada. Çok da hoşuma gitti açıkçası benim.
şu anki bu durum. Şimdi burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya sadece tuk-tukçuları sokuyorlar. Burada trafik polisleri var. Yayalar, tuk-tukçular giriyor. Motosikletler ve araçlar giremiyor buraya. Şimdi bu tuk-tuk dediğim arkadaşlar bunlar. Farklı şehirlerde farklı bunların versiyonları falan var ama burada trafik polisleri dediğim gibi görev yapıyorlar. Trafik ışığı yok zaten. Burası çok yoğun, kalabalık bir kavşak. Şöyle bakın, burayı göstereyim size. Evet, bu at arabasını alacak mı içeriye aldı. Ama motosikletlere diyor ki polis arkadaşlar bu taraftan gidin. Yani diğer yönden içeriye almıyor. Burası böyle trafiğe daha kapalı bir alan aslında. Araç almıyorlar, motosiklet almıyorlar, tuk-tukları alıyorlar. Ve at arabalarını. Şimdi buradan devam edelim böyle. Araç trafiğinden ziyade insan trafiğine sahip olan bir yer. Güzel bir şehir Yogyakarta. Buraya gelip burayı mutlaka görmenizi öneririm. Çok turistik olmasa bile çok lokal insanların olduğu bir yer ve gerçekten insanlar burada yaşamayı, keyif almayı, her şeyi biliyorlar. Her şeyden keyif almayı biliyorlar daha doğrusu. O yüzden kesinlikle mutlaka ve mutlaka eğer Endonezya'ya geliyorsanız, Bali'ye geliyorsanız Bali'den buraya mutlaka geçin. Sadece 1 saat 15 dakikalık uçak yolculuğu yaparak Yogyakarta bölgesine gelebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle sokak lezzetlerinden bir tanesine daha denk geldim burada. Şöyle birkaç çeşit ürün var. Martabak. Bunu daha önce demiştim. Börek tarzında böyle hem bunun tatlısı oluyor hem tuzlusu oluyor. Bu gayet güzeldi. Bu da, bunlar da bu bitmiş. Bu da tavuklu börek sanırım. Börek ayarında bir şey. Bilemiyorum. Hello. What is this? What is this? Special. Special. Vegetarian. Sebzeli tavuklu börek diyelim biz buna. How much money? Ne kadar baba? How much? Price? Eight. Okay, thank you. Evet, bunun şimdi fiyat skalasına bakalım şöyle. 7000. Az önce arkadaşın göstermiş olduğu tavuklu börek tarzında olan. Pardon, 8000. Lumpia Special dediği 8000 oluyordu sanırım bu. 8000. Lumpia ayam 7000. Bunlar börek aslında. Martabak 5000. Bakso var. Buranın sulu köfte tarzında tercih edilen yemeklerinden bir tanesi. Thank you. Teşekkürler. Devam edelim. Evet, bu olay burada çok fazla yaygın ya. Bu kurabiye işi gerçekten bayağı bir satılıyor. Çok rağbet görüyor. Hafif böyle börek tarzında bir şeydi galiba o da. Evet, şimdi burada yürümeye devam ediyoruz şöyle. Bakın, burada bir dondurmacı gibi yer bu gördüm şu an. İçeri doğru giriyorum bakalım. Bayağı bir dolu. Evet, şimdi 3 top dondurma aldım şöyle. Okay, thank you. Ablam diyor fişinizi alın, fişinizi verin. Ona göre dondurmanızı seçin diyor. Bakalım şöyle bir dondurma alacağız birazdan. Dondurmamızı seçelim. Evet abi, şimdi şöyle bir sipariş verdim bu arkadaşa. 3 top dondurma verecek bana. Bir tane çikolata fındıklı bir dondurma. Bir top ondan veriyor. Yes, okay. Tamam, ver ondan. Fıstıklıyım sanırım. Şöyle dolu dolu bir dondurma aldık bu arkadaştan. Okay, thank you. Makasi. Şöyle güzel bir dondurmamızı aldık abi. Şöyle oturacak bir yer bulursak. Şimdi dondurmanın tadına bakalım abi. Şöyle. Asya'da gerçekten ilk defa böyle güzel, böyle kaliteli bir dondurma yiyorum. Müthiş yapmışlar. Gerçekten müthiş derler ya. Bu dondurma gerçekten çok güzel.
burada bu dondurmayı böyle bu kalitede, bu lezzette bulabileceğimi hiç sanmazdım. Efsane olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi gelmiş olduğum dondurmacının tabelasını gösteriyorum size. Bakın şöyle. Gerçekten buranın en iyi iş yapan mekanlarından bir tanesi. Denemeye değer. Yogyakarta'ya gelirseniz mutlaka bu dondurmacıya uğrayın. Efsane lezzetler hazırlıyorlar. Şimdi yol üzerine devam ediyorum. Bakın şimdi. Abi dedim ya, çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalık. Böyle hani Türkiye'de Ramazan aylarında böyle kalabalık olan bölgeler olur ya, iftar saatinden sonra bir her yerde panayır alanı gibi yerler olur, kalabalıklar olur, eğlenceler olur. Burası hep böyle abi. Sürekli bir kalabalık var, sürekli bir aktivite var. Nasıl oluyor da böyle bir kalabalık oluyor? Ama sürekli olarak efsane bir kalabalık var. İnsan kalabalığı, yani yer kalabalığı falan değil. Görüyorsunuz burada. Ulaşımları böyle faytonlarla da yapıyorlar. Yani enteresan, bu olayın burada yaşanması benim için çok ilginç bir durum. Evet arkadaşlar, şimdi Yogyakarta şehrini hep beraber gördük. Çok güzel bir yer gerçekten. Benim de çok hoşuma gitti. Java Adası'nda. Çok güzel bir şehir. Bu Jokşa denilen şehir, kısaltılmışı Jokşa olan şehir, aslında yıllar önce Endonezya'ya başkentlik yapmış olan bir şehir. Çok fazla turist olmamasına rağmen gerçekten halkın refah seviyesi çok yüksek. Bilen insanlar tabii ki de geliyor buraya, turist olarak bilen insanlar. Burada bildiğim kadarıyla çok büyük tapınaklar falan var. Turistler tabii tapınaklara oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar. Ama lokal olarak kendi yerel halkının refah seviyesi, alım gücü gerçekten çok yüksek. Bunu burada caddede zaten çok rahat bir şekilde görüp hissedebiliyorsunuz. Yogyakarta şehir geliş videosunun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ne kadar çok yorum ve beğeni olursa kanalımın daha hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.